Mükemmel bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Steroidler hakkında çektiğim son video bayağı bir izlendi. Ben de son bir senede öğrendiklerimi bir seri haline getirmeye karar verdim. Steroid kullanmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Zaten benim yaşadığım yan etkileri de gördünüz. Bu videoda birinci partta natürel, sağlıklı bir insanın hormon sistemi nasıl çalışır ve dışarıdan bir hormon alındığında vücutta ne gibi yan etkileri olur onu inceleyeceğiz. Vakit kaybetmeden hemen geçelim. Şimdi birkaç şemayla anlatmaya başlayacağım size. En üstte beyin var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beyinde bulunan bir organımız var. Bu hipotalamus. Hipotalamus vücudu yöneten iki sistem olan sinir sistemi ve endokrin sistem arasındaki bağlantıyı kuran merkezimizdir. Hipotalamusun altında da hipofiz bezi bulunuyor. Hipofiz bezinden sonra da testislerimiz bulunuyor. Sağlıklı bir insan fizyolojisi bu arkadaşlar. Şemayı anladıysak şimdi yavaştan anlatmaya başlayalım. Bu hipotalamustan arkadaşlar GnRH isimli bir hormon salgılanıyor. GnRH gidiyor hipofiz bezini uyarıyor. Hipofiz bezini uyardıktan sonra hipofiz bezinden iki tane hormon salgılanıyor. Bakın birisi FSH, diğeri de LH. Bunlar nereden salgılandı? Beyindeki hipotalamustan GnRH, hipofiz bezinden de FSH ve LH salgılandı. Sonrasında FSH ve LH kan yoluyla testislere gidiyor. Bu FSH, testislerdeki sperm üretimini sağlayan hücreleri uyarıyor. Ve sizin sperminiz aslında bu şekilde üretime geçiyor. Bunları öğrenmeniz çok önemli çünkü küre girdiğinizde FSH ve LH baskılanıyor. Bunlar baskılanırsa ne olur? Sperm üretiminiz zarar görür. Kısırlık dediğimiz şey de aslında bu zaten. Her neyse bunları serinin devamında detaylı bir şekilde de inceleyeceğiz. Bu LH da testosteron üreten hücrelere giderek onları uyarıyor. Ve testosteron üretimini sağlıyor. Buradan sonra testosteron iki tane hormona dönüşüyor arkadaşlar. Birisi östrojen, diğeri de DHT. Bakın yani özetle LH testosteron üretir, FSH da sperm üretimine katkıda bulunur. Şimdi ürettiğimiz testosteron iki tane hormona dönüşüyor demiştik. Testosteronun çok az bir kısmı DHT'ye, daha da az bir kısmı östrojene dönüşüyor. Şimdi bunlar ne? Biraz bundan bahsedelim. DHT, testosterondan çok daha güçlü bir hormondur. Erkeği has erkek yapan özellikleri sağlar. Sakalların çıkması, sesin kalınlaşması, kıllanma, saç dökülmesi gibi etkiler yaratıyor. Bir de östrojene dönüşüyor demiştik. Erkeklerde östrojen, kadınlık hormonu neden var diye düşünebilirsiniz. O da işte dediğim gibi çok az bir miktarı dönüşüyor ya. O yüzden erkeklerde de az bir miktarda östrojen bulunuyor. Zaten doğal bir bireyin buna dikkat etmesine gerek yok. Zaten çok az var, bir etki yaratabilecek düzeyde değil vücudunuzda. Ama dışarıdan vücudunuza sentetik hormon enjekte ettiğiniz zaman normal insanın salgıladığı testosteronun çok daha fazlasını, belki 10 katını aldığınız için testosteronun da östrojene dönüşmesi 10 kat daha fazla olacak. Ve erkeklerde östrojenin fazla olması çeşitli yan etkilere sebep olabiliyor. Bunlar jinekomasti olabilir, vücutta su tutabilir, duygusallık yapabilir. Yani o yüzden küre giren insanlar çeşitli ilaçlarla bunları baskılamak zorunda kalıyorlar, östrojeni ve diğer hormonları. Onları da anlatacağız. Baskılamazlarsa da bu yan etkileri yaşayabiliyorlar. Aynı zamanda testosteron aldınız diyelim, sadece östrojene dönüşmüyor. DHT'ye de dönüşüyor demiştik. Sizin DHT'nizi de arttırıyor. DHT de erkeklik özellikleri yapıyor demiştik. Şimdi bunun da fazlası olduğunda, yani diyelim 10 kat daha fazla testosteron alıyorsunuz vücudunuza ve 10 kat daha fazla DHT'ye dönüşüyor. Fazlası olduğunda ne oluyor? Belki siz genetik olarak saç dökülmesine yatkınsınız. Ama kanınızda çok fazla DHT olmadığı için
şu anlık saçlarınız dökülmüyor. Belki 20 sene sonra dökülecek saçınız. Ama dışarıdan test su aldığınızda DHT dönüşümü artıyor, kanınızdaki DHT miktarı artıyor ve dolayısıyla da saçlarınız dökülüyor. Serinin ilk videosu için burada kalalım. Diğer bölümleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Like atarsanız da çok sevinirim. Part 2'de görüşmek üzere. Bay bay.